Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 6. sınıfa başlayan 12 yaşındaki Baran Barış'ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçlarına ilk kez makas değdi. Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 12 yıl önce Baran'ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran'ın boyu 1 metre 40 santimetreyi bulurken saç uzunluğu ise 85 santimetreye ulaştı. Aile eğitim öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran'ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı. Okulda Baran'ın erkek olduğunu fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor. 6. sınıfa başlayan Baran ailesine saçını kestirmek istediğini söyledi. Ailesi de Baran'ın isteğini geri çevirmedi. Baran 12 yıl sonra ilk kez kuaföre giderek saçını kestirdi. Kesilen saçsa Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanacak. Baran hala korkusunu yaşamamış. Güzel. Çok güzel oldu. Yakıştı. Yakıştı. Yakışıklı oldum. Evet. Sen zaten yakışıklıydın. Beğenmiyor muydun? Beğeniyordum ama böyle daha güzel. Heyecanlandım. Ama... Mutluyum. Mutluyum, huzurluyum değil mi Berna? Hadi. Bir daha uzatmam. Böyle çok güzel oldu. Bir daha uzatmayacağım. Böyle çok güzel oldum. Çok da yakıştı. Neden uzatmıştık? Dediğim gibi yani ben daha önce de belirtmiştim. Baran küçükken saçları yakışıyordu Baran'a şu anda olduğu gibi. Ben de kıyamadım, kesmedim. Hani bir şekilde birisinin de saçını uzatayım falan öyle bir düşüncem yoktu tabii ki. Yani zaman geçtikçe, saçları uzadıkça, Baran büyüdükçe saçların Baran'a daha da çok yakıştığını gördüm. Gelinen noktada artık Baran'a demeyeli kesme zamanı gelmişti. Bir de böyle bir karar aldık. Baran'ın da isteği doğrultusunda saçlarımızı kestik şu anda. Biz de mutluyuz, Baran da mutlu. Teşekkür ederim sizlere de. Ana saçı da zaten Baran 12 yaşına girdi. Makas sevmedik zaten bugüne kadar. Şu anda da daha zaten ilk defa kesiyoruz yani. Saçları ne yapacaksın? Hocam saçları biz benim programına katılmıştık. Orada da kendisine sözümüz şöyleydi. Baran'ın saçları kesildiği zamanı Lise Milli Çocuklar deneyine başlayacağız diye. Bunu bir şekilde yetkili arkadaşlarla görüşüp saç elimizde gördüğünüz üzere bunu bu şekilde kendilerine teslim edeceğiz inşallah. Baran'ın saçlarını. En azından diğer çocuklarımız, kardeşlerimiz bir nebze de olsa mutlu olabileceklerse ne mutlu bize ne mutlu Baran'a. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sürü değiştirirsin okula gidersin.